edenlerle yapılabilecek bir başka çalışmada yine ikinci çalışmada olduğu gibi bir kule yapacağız. Çocuğumuzu seninle kahverengi merdivenlerde bugün farklı bir çalışma yapmak istiyorum diye çalışmaya davet ediyoruz. Arkasından kahverengi merdiveni sınıfta bulunduğu raftan tek tek parçalar halinde getirip kilimimizin sağ tarafına karışık bir şekilde koyuyoruz. Sonra boyut çalışmalarında yaptığımız gibi parçaların arasında en büyük olanı seçmek için bakıyoruz. Büyük olanı belirlediğimizde onun büyük olduğundan emin olmak için ölçüm yapıyoruz. Ortalayarak yerleştiriyoruz. Parçayı hemen önündeki değil, onun arkasındaki kenara denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve buranın tek bir parça olduğunu, tek bir yüzey olduğunu gösterecek şekilde elimle vurguluyorum. Son parçayı da koyduktan sonra yine farklı yönlerinden bakıyorum. Ayağa kalkıyorum. Tam tepesinden gelecek şekilde bakıyorum. Ve çevresinde dolaşıyorum. Bu yüzeyin birbirine denk gelecek şekilde yerleştirildiğini vurgulamak için elimi bir kere oradan geçiriyorum. Aynı şeyi bu kısım içinde yapıyorum. Ve bu kısım içinde yapıyorum. Bir kere daha en üstünden bakıyorum. Sonra kulenin önüne oturuyorum. Birim parçayı alıyorum.
ve birim parçayı çocuğa belirgin bir şekilde göstererek ardışık parçalar arasında sadece birim parça kadar bir kısım kaldığını gösteriyorum. Birim parçayla sağlama yaptıktan sonra kulemin doğru bir biçimde yerleştirildiğinden emin olduktan sonra böylece hata denetimini çocuk kendi başına yapmış oluyor. Çalışmam tamamlanıyor ve ben parçaları tek tek karışık bir şekilde kilimin sağına koyuyorum. Çocuğuma sen kahverengi merdivenlerle bu kule çalışmasını yapmak ister misin diye soruyorum. Eğer cevabı olumlu olursa o zaman çalışma alanını ona bu şekilde bırakıyorum. Eğer cevabı olumsuz olursa araçlarımızı tek tek sınıfta kahverengi merdivenlerin bulunduğu yere geri götürüyoruz. Ve böylece çalışmamızı tamamlıyoruz.